Ligin ikinci haftası Fenerbahçe-Hatay Spor maçı ile kapandı. Kadıköy'de oynanılan maç 0-0 bitti. Fenerbahçe bu maça kalede Altay, Zanka, Lemos, Caner, Gökhan, Gustavo, Tolga, Tiam, Ozan, Ferdi, Valencia 11 ile çıktı. Hatay ise 1 Münir, 2 Yusuf, 3 Pablo, 4 Popo, 5 Mesut, 6 Abiyat, 7 Saki, 8 Selim, 9 Gökhan, 10 Ribero, 11 Diouf şeklinde çıktı. Maçta önemli dakikalara geldiğimiz zaman 9. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tiam'ın şutunda Beşin yuvarlığı kaleci Münir kurtardı. 31. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia dokunamadığı top kaleci Münir'de kaldı. 35. dakikada ise ceza sahası dışında Ozan'ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü. 52. dakikada orta sahanın önünde topu alan Lemos'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Münir Meşin yuvarlığı iki hamlede kontrol etti. 64. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos'un kafa vuruşunda Meşin yuvarlak kaleci Münir'de kaldı. 65. dakikada sağ çaprazdan Sosa'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına döndü. 71. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ceza sahasının ortasına ön direkte Caner'in dokunduğu topu kaleci Münir kontrol etti. 85. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutuna Meşin yuvarlak direğin yanından auto çıktı. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetti. Yardımcı hakem Ali Saygınöğel ve Osman Gökhan Bilir. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliklerine geldiğimiz zaman 46. dakikada Tiam çıktı. Sinan girdi. Ozan çıktı. Sosa girdi. 68. dakikada Tolga çıktı. Mert Hakan girdi. Ferdi çıktı, Novak girdi ve 82. dakikada Caner çıktı, Deniz girdi. Hatay Spor'da ise 59. dakikada Gökhan çıktı, Traore girdi. Selim çıktı, Barbosa girdi ve 69. dakikada Diouf çıktı, Mirkan girdi. Fenerbahçe'de sarı kartı sadece 26. dakikada Valencia gördü. Hatay'da ise 9. dakikada Pablo, 19'da Rubin, 56'da Saki ve 82. dakikada Yusuf gördü. Hatay Spor Fenerbahçe karşısında son 10 dakikayı 9 kişiyle mücadele etti. 73. dakikada Ribeiro ve 81. dakikada Saki'nin gördüğü kırmızı kartlar vardı. Ve Fenerbahçe Hatay Spor'un eksik kaldığı anlarda bir yoğun bir baskı oluşturdu Hatay Kalesi'nde ve bunlarda etkili olamadı. Hatay Spor maç boyunca defansif bir oyun sergiledi ve hücum anlamında hiçbir katkısı yoktu maçta. Yani Hatay Spor Fenerbahçe kalesine doğru düzgün gitmedi bile. Şutu bile yok maç boyunca. Şut dahi atamadı. Gerçekten Çanakkale geçilmezi oynadı Hatay Spor. Ve bunda da başarılı olup Kadıköy gibi deplasmandan bir puanla ayrıldı. Geçen hafta da Başakşehir'i kendi evinde 2-0 yenmişti. Topla oynama oranlarında %59'da %41. Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Şut isabet yüzdesi ise %33'e %0. İşte buradaki maçın gerçek şekilde nasıl geçtiğini belirten bir oran şut isabeti %0. Fenerbahçe toplam 12 şut çekti. Hatay'ın toplam şutu yok. İsabetli şutta Fenerbahçe'nin 4 isabetli şutu var ve Hatay'ın maalesef isabetli şutu yok. İsabetli pas oranlarına geldiğimiz zaman 450 İsabetli pas oranı var Fenerbahçe'nin. Hatay'ın 304. Kornerlere geldiğimiz zaman Fenerbahçe 3 korner kullandı. Hatay ise 1 korner kullandı. Toplam ortalara geldiğimiz zaman 26 ortası var Fenerbahçe'nin. Hatay'ın ise 7 ortası var. İsabetli ortalara geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin 5 tane isabetli ortası var ve Hatay'ın isabetli ortası yok. Hatay Spor'un hocası Ömer Erdoğan Fenerbahçe karşısında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle bir oyun oynadı. Defansif bir oyun oynadı. Fenerbahçe güçlü kadrosuyla, yeni transferleriyle Hatay Spor engelini aşamadı. Yani Fenerbahçe bu maçta hücum anlamında yeterli üretkenliği sağlayamadı. Kazanabileceği bir maçı Fenerbahçe 9 kişi kalmış Hatay karşısında berabere razı oldu. Fenerbahçe haftaya
Türk Telekom'a Galatasaray derbisine çıkacak. Derbi öncesi bu puan kaybı Fenerbahçe açısından moral bozukluğuyla karşılandı. Erol Bulut Fenerbahçe karşısında ilk defa Kadıköy'de bir maça çıktı ve bu maçı kazanmak istedi. Kazanmak için elinden gelen hamleleri yaptı. Oyuncu değişiklikleri yaptı. Sistemi değiştirdi. Ama bir türlü 3 puanı getirecek golü bulamadı. Fenerbahçe'nin hücum anlamında yeterli bir üretkenliği yok. Hücum anlamında yeterli bir oyun planı, şablonu yok. Erol Bulut henüz daha ısınma turlarında Fenerbahçe'nin oyun sistemini tam olarak oturtturamadı. Bakalım haftaya derbi maçında Fenerbahçe ne yapacak? Çok merak ediyorum. Bir başka maçta buluşmak üzere. Beni izlediğiniz ve beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında, maç yorumunda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.